Arkadaşlar bu videoda öyle pek konuşmuyorum. Bunun sebebi zaten videolarım öyle pek izlenmiyor. O yüzden öyle konuşmuyorum. Sadece gameplay videosu var. İyi seyirler. Come 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 come. Aatrox niye öldün ya? Wow. Alayım da. Ender'e gelsene ya. Ah, bu ne ya? Ne oldu? Açtım. Strike
Güzel. Ben de, ben de. Rengar şimdi oynan düşün diye sorarsanız, oynanabilir halde mi diye sorarsanız, Rengar her türlü oynanabilir. Niye oynanmasın? Zaten Rengar bu sezon 12'den yok 11'den 11'in tam böyle biteceği sırada sezon 14'e kadar nerf yedi karakter. Hem candan hem de Q'sünden hem de Q hasarının kritik vuruşundan nerf yedi karakter. Rengar hala oynanır. Oynanmasının asıl sebebi dikkatli oynamak gerekiyor. Zaten çünkü karakterin yani hem candan nerf yiyor hem de işte Q'sünden hasarından falan nerf yiyip de üzerine can yenilemesinden de nerf yemişti Rengar. Çok iyi hatırlıyorum. Yani bu güçte olmam için işte bu şekilde güzel oyun geçirmem gerekiyor. Yani sağlam. Yüksek eloda çok güzel oynanır Rengar. Ama normal olarak Emrit eloda veya Elmas eloda hiçbir türlü bu karakteri oynayamazsın. Tüyümü bekliyorum. Burada anlatmak istediğim şu, Emret ve Elmas Elo'da takımın sürekli bağımsız ve harita kontrolü olmadığından dolayı Rengar'ın ne yapacağını veya hangi bir güçte olacağını bilmediklerinden dolayı kafasına göre oyun oynuyorlar. Bu da Rengar'ın early game'de kill alamaması ve oyunu kaybetmesine sebep oluyor. Yani olay bu. Yoksa diğer türlü her türlü bu karakter oynanır ama takımın en iyi olması çok önemli. Takımın olmayınca bir türlü kazanamıyorsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.